Bu tevhid ilmi sadece şeksiz ve şüphesiz olarak Allah'a inanmaya davet etmemekte, Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kıyamet gününe, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna, kaza ve kaderin var olduğuna ve diğer iman konularına da inanmaya davet etmekte olduğunu ve bütün bu hususların birer gerçek ve hakikat olduğunu kalp gözlerinin önüne sermektedir. Böylece bütün iman konuları bu tevhid ilmi sayesinde adeta okuyucunun gözünde gaybi olmaktan çıkıp şuhudi olmuş, birer şüpheli meçhul olmaktan çıkmış ve kalben varlıkları tasdik edilen birer hakikat olmuşlardır. İbn Arabi'nin Füsus-ül Kemin'de hangi konu işlenmiş olursa olsun tevhid ana konu olarak okuyucunun kalp ve akıl gözünün önündedir. İnsanoğlu beş duyu ve aklının kendisine verdiği çeşitli izlenim ve bilgiler sayesinde kendisini ve çevresini, yani mevcudatı yegane gerçek varlık olarak algılamış ve sadece kalbiyle bir gayb ve meçhul olarak Allah'a iman etmişken, satırları arasında kaybolduğu tevhid ilminin kendisine verdiği bilgiyi ona hakkın tek ve sonsuz gerçek olduğunu göstermiş, insan denilen beşerin ve içinde yaşadığı mahlukat aleminin bir hayalden, bir gölgeden ibaret olduğunu şaşkınlık ve hayretle anlamaya ve kavramaya başlamıştır. Füsus-ül Kem'deki anlatım aslında ayetlerin yorumlanmasıdır. Zaten böyle de olması gerekmektedir. Elbette Cenab-ı Hak kendini mahlukatından daha iyi bilir ve bildirir ve yaratılmış olan yaratıcısını künhiyle, bütün hakikatiyle bilemez ve bildiremez. Öyleyse Hakk'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Allah'tan haber getiren ve elçi olan peygamber Hak katında en doğruyu, Hak hakkında en doğru bilgiyi verecektir. Ancak İbn Arabi şu inceliğe de dikkat çeker. Kur'an ayetleri ve peygamberler Cenab-ı Hak hakkında bir söz söyledikleri vakit genel olarak ilk bakışta anlaşılan bir mana ve sonra da özel olarak seçkinler tarafından anlaşılan ikinci ve başka bir manayı ihtiva edecek şekilde söz söylemişlerdir. Bu demek olur ki Kur'an-ı Kerim bütünüyle bir mucizedir. Cenab-ı Hak'tan söz eden ayetlerin her birinin ihtiva ettiği çeşitli manalar hem Hak hakkında marifetimizi umumi anlayıştan hususi anlayışa, ikinci ve daha başka anlamlara geçirmekte, diğer taraftan da bir ayetteki bu birbirinden farklı anlamlar Kur'an-ı Kerim'in mucize olduğunu gözler önüne seren birer delil olmaktadır. Eserde Adem Aleyhisselam'dan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar her peygamberdeki hikmet Kur'an-ı Kerim ayetleriyle ortaya konulurken okuyucu bir yandan genel olarak peygamberlere, diğer taraftan kendisinden söz edilen her bir peygambere ayrı ayrı imanını tazelemekte ve Resul-ü Ekrem'i hakikati Muhammediyesiyle yaratılmışların ilki ve yaratılış sebebi ve peygamberlerin mührü olarak tasdik etmektedir. Satırlar boyunca Hazreti Peygamber'in yaratılış ve marifetinin diğer peygamberlerden üstün olduğunu, füsusun istisna ve müstesna üslub içinde öğrenmek, ona ayrı bir iman zevki vermekte ve yeni bir şevkle onun Resul'ün risaletine canı gönülden tekrar inanmaktadır. Onun ümmeti olmanın büyük bir saadet olduğunu da yine bu satırlar arasında öğrenecektir. İman esaslarından biri olan ama daima insan zihnini kurcalaya gelen kaza ve kaderin bir gerçek olduğu kadar bir sır olduğunu, kaza ve kadere inananların niçin inandığını ve inanmayanların niçin inanmadığını satırların akışı içinde
kalbinin derinliklerinde sezmek ve insana ait her iş ve fiilde sorumluluğun yine insana ait olduğunu öğrenmek ve inanmak okuyucu için ne büyük nimettir. Allah'a iman ve tevhid ilmi karşısında niçin inanan insanlar farklı düşünce ve kanaatlere sahiptir? Okuyucu Füsus Hikem'in ifadeleri içinde Cenab-ı Hakk'ın akılları birbirinden farklı yarattığını, iki varlığa aynı şekilde ve bir varlığa da iki defa üst üste aynı tecellide bulunmadığını, tecellide, yaratışta tekrar olmadığını öğrendikten sonra insanların Cenab-ı Hak hakkında tasavvur ve zanlarının birbirinden farklı olduğu, yani her bir müminin kendi zannınca bir hakka inandığı, yani ilahı mutakatlarının farklı olmasının tabii olduğu, sonsuz olan hakkı sınırlı olan akıl ve kalplerin ihata edemeyeceği düşüncesine ulaşacak ve hakka imanını tekrar yenileyecektir. İbn Arabi'nin ayet ve hadislerin ışığında ortaya koyduğu yorumlardan bu bilgileri elde eden okuyucu daha yüksek bir imana ve daha yüksek bir ifana yükselmenin prensiplerini de görecektir. Adem Aleyhisselam ümmetinden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine kadar daima tenzih ve teşbih uçlarından birine doğru kayan Allah'a iman konusunun Muhammedi irfan ile nasıl aynı ayette hem tenzih hem de teşbihin ifade edilip tenzih ve teşbih arasının birleştirildiğini ama yine de insanoğlunun bu iki tavır arasında dolaşıp durduğunu öğrenecektir. Tenzih ve teşbih arasının birleştirildiğini, tenzihte teşbihin ve teşbihte tenzihin ayetlerde nasıl mucizevi bir şekilde formüle edildiğini hayretle görecektir. Okuyucunun hissesine düşen edindiği bu tevhid bilgisinden eğer kendisinde böyle bir imana kabiliyet varsa iman ve tasdik ederek şükredecektir. Eğer önüne serilen bu engin tevhid bilgisinden sadece bir kısmını tercih ve tasdik ediyorsa, insaflı davranarak kendi kabiliyet ve gücünün ancak tenzih ve teşbihten birine yettiğini kabul ve itiraf edecektir. Aczini itiraf etmeyenler ise kendi inancının yani mutekadinin üstünlüğünü ileri sürmekle ancak bir ilahi mutekat mümini olduğunun farkında bile olmayacaktır.